17 Nisan Pazar, Evrensel Gazetesi, Ceren Sözleri. Seçime giderken A Haberimi isterseniz tribünlerimi. Birkaç haftadır bu köşeden uzak kaldım. Biriken işler, toplantılar ve sonrasında kuyruğundan yakaladığım COVID, çok heveslendiğim Ethem Sancak'ın Veda Partisi'ne katılmama engel oldu. Sancak'ın alameti farikaları saymakla bitmez. Notlarımı bir başka yazıya saklıyorum. Ama bence hem gücü hem de kırılganlığı ona anam babam eşim çocuklarım feda olsun ifadesini kullandığı söyleşi de açık ettiği şekliyle hegemonya mücadelesi medyayla başlıyor cümlesinde gizli. Erdoğan'la çıktığı bir seyahatte çevresindekilere Mehmet Emin Kara Mehmet'in Cumhuriyet'teki hisselerinin kendisine geçtiğini, yönetim kuruluna girebileceğini söyleyip sevinmişti. Ardından vakıf bir açıklama yayınlayıp sancaka devredilen hisse oranının %4.8 olduğunu, yönetim kurulu toplantılarına katılmasının mümkün olmadığını, bu sözleri bir espri olarak dile getirdiğini tahmin ettiklerini duyurmuştu. Bu bugüne dair de bir anlam ifade ediyor. Çünkü ilginç şekilde Tesla'nın sahibi, dünyanın en zengin sermayedarı olarak bilinen Elon Musk'ın Twitter'ı satın almakla ilgili hayalleriyle pek bir örtüşüyor. Sancaktan farklı olarak Musk %9.2'lik hissesini alarak en büyük ortak haline geldiği Twitter'ın yönetim kuruluna katılmak için hemen davet aldı hemen kabul ettiğini duyurdu. Aynı gün 5 Nisan'da Twitter'da bir edit butonu ister misiniz anketi yaparak sosyal medya konusunda ne kadar hevesli olduğunu açık etti. Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal oylamanın sonuçları önemli olabilir. Lütfen oy kullanırken dikkatli olun diye espri yapsa da yönetim Twitter'ı içerik politikalarının yönetim kurulunda ya da ya da anketler aracılığıyla belirlenmediğini hatırlatmayı ihmal etmedi. Elon Musk geçen hafta ani bir kararla yönetim kuruluna girmeyeceğini duyurmakla kalmadı. Ayrıca şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Çünkü yönetim kuruluna girmekle istediklerini elde edemeyeceği anlaşıldı. Maskın başı ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu SEC'le epeydir dertte. Daha önce hisseleriyle ilgili Twitter'da manipülasyon yaptığı için soruşturmaya uğramış 20 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Son hamlesinde de benzer bir sorun var. Twitter hisselerini aldığı tarih 14 Mart. Ancak Musk, SEK'e 13G formu sunuyor. Buna göre hisse alımını %5'in üstünde olduğu için kamuoyuna 10 gün içinde açıklamak zorunda. Lakin 11 gün sonra açıklıyor. Formun türünü de değiştirme gayretinde. Karışık bir süreç. Detaylar için Independent Türkçe, Adam Smith'in gayet detaylı derlemesini çevirmiş. Aslında Musk'ın Twitter'la da başı pek hoş değil. Tayland'da bir mağarada mahsur kalan genç futbolcuları kurtarmaya yardım eden dalgıç Vernon Answorth'e hakaret ettiği için 190 milyon dolarlık tazminat davasından özür dileyerek sıyrıldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Adolf Hitler'le karşılaştıran tweetini eleştiriler sonrasında sildi. Aralık ayında Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal'ın yüzünü Stalin'e benzeten bir tweet attı. Agraval pek alınmış görünmüyor. Hemen ertesinde Maskan'ı satın alma kararını değerlendirdiklerini açıklamakta sakınca görmedi. Musk ise Twitter'a verdiği 43 milyar dolarlık teklifin üzerine tweet atmaya doyamadı. Karakter sınırı yetmeyince sesli mesaj ekledi. Ben ileri geri oynamıyorum, doğrudan sonuca gidiyorum. Önerdiğim gayet iyi bir fiyat ve hissedarlarınız buna bayılacak. Anlaşman sağlanamazsa yönetime güvenmediğim için hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek. Bu bir tehdit değil. Aklınıza takılan bir şey olursa ekibiniz aile ofisimden bana ulaşabilir. ABD medyasında Musk'ın Twitter'a teklif ettiği parayla hangi futbol takımlarını alabileceğine dair kıyaslamalar yapılıyor. Derdi spor değil, o Twitter'ın eski alanına talip içeriğini açık etmese de bir B planı olduğunu da söyledi. Ancak bu karşılaştırma da yersiz değil. Çünkü kitleler üzerinde aklanma, onları manipüle etme ve siyasete dahil olmanın medya dışında bir başka yöntemi spor kulüplerini almak ya da yönetmek. Mesela Ethem Sancak'ın kuzeni Murat Sancak medyadan çıkar çıkmaz ilk iş Adana Demirspor'un başkanı olmuştu. Geçen yıl bu zamanlar kulüp anonim şirkete dönüştü. Sancak'ın açıklaması şöyle. Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı. Belki bazıları üzülecek ama Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım gitmek yok, yola devam. Bugünlerde futbol kulüplerinin anonim şirkete dönüşmesini de içeren yeni bir spor yasası gündemde. Detayları için bu konuda en yetkili isimlerden biri olan Tuğrul Akşar'ın T24'teki yazılarını takip etmenizi öneririm. Spora ne getirir ne götürür benim uzmanlık alanım değil. Lakin bunun bir de medya ayağı var. Bu sıralar sık sık Dijitürk müşteri hizmetleri tarafından aranıyorum. Önceki hafta Yütel çıkıp Türk sata geçtiklerinden haberdar edip teknik bilgi verdiler. Forumlarda bunun Yütel ki neredeyse başından beri bu uyduyu kullanıyor Dijitürk artan döviz maliyetiyle ilgisi olduğunu belirten yorumlar var. TürkSat bildiğiniz üzere Türkiye Varlık Fonu'na ait. Israrla sormama rağmen bu geçişin kullanıcı olarak bana ne kazandıracağına dair daha çok yerel kanal izleyebileceğim dışında bilgi edinemedim. Türkiye'de şirketlerin hiçbiri bu konuda şeffaflık ilkelerini yerine getirmediğinden ve onları buna zorlayacak şeffaf ve adil bir düzenleyici kurum olmadığından ne olup bittiğine, bu anlaşmanın neleri kapsadığına dair bilgi edinmek mümkün değil. Geçen hafta bir telefon daha aldım. Bu sefer halimi hatırımı soran, son derece kibar bir çalışan, benim için çok avantajlı bir paket önerirken, Süper Ligi kapsayan paketimin sezon sonunda sona ereceğini araya sıkıştırdı. Sebebini merak ettiğimde ise cevabı yayın ihalesinin belirsizliği oldu. Çağrı merkezinden al haberi. 2015'te Katarlı Beyin grubuna satışında bir yıl sonra yapılacak yayın hakları ihalesini şirket değerlemesine ekleyebilen Dijitürk, Bugün rakiplerinden 3-4 kat daha fazla teklif vermesine rağmen önümüzdeki sezon ihaleyi alabileceğinden emin değil. Teklif verenlerde Dijitürk'ün hemen arkasında Saran grubu var. İhale 20 Ocak'tan beri sonuçlanamadı. Konu maçları nereden izleyeceğimiz değil. Bu sürecin siyasetten bağımsız olduğunu düşünmemizi gerektiren en ufak bir kanıt var mı? Seçime giderken A Haber'in mi sahibi olmak isterseniz organize edebileceğiniz bir futbol kulübünün mü? Her akşam televizyona çıkardığınız her konunun uzmanlarının konuşmaları mı daha etkili, tribünlerden gelen protestoların sesini kısmak mı? Bindiğiniz hemen her takside açık olan şimdilik siyaset konuşulmayan radyo trafiğin sahibi kim? Elon Musk diyor ki elektrikli bir spor araba satmak Amerika'nın sürüş şeklini temelden değiştirmek için bir fırsat yaratıyor. Elektrik faturalarına çare üretemeyen iktidar yandaşları Musk'ın Twitter'ı alması için dua ediyor. Bu haftaki yazım bu köşeden yaptığım basit bir eleştiri nedeniyle ticari itibar zedelemek iddiasıyla yargılandığım davanın haftasında sermayedarlara ticari itibar tavsiyesi yerine geçsin olmazsa yine enak menak böyle giderse ne olacak diyenlere sorarsınız. 17 Nisan Pazar Evrensel Gazetesi Ceren Sözleri Seçime giderken a haberimi isterseniz tribünlerimi seniz tribünlerimi seniz tribün